Merhaba. Dünkü ihlallere gönderme yaparak üste çıkmaya çalışanlara "Yahu arkadaş bugün bin beter, sen düne kurban ol." deyin geçin. Ne dünün ne de önceki günün kritik edilecek hali yok. Sıcak süreç en dehşetli haliyle yürürken yapılacak şey, güvertedeki suyu boşaltmaya çalışırken geminin daha fazla su almasını önlemeye çalışmak, batmadan yüzdürmektir. Bugün Türkiye bu durumdadır. Sahil çok uzaktadır, gemi batmaktadır karaya otursaydı hiç olmasa durduğu yerde durur, içindekilerle birlikte kurtarılana kadar zamanı olurdu. Hani doktor çarenin tükendiği yerde hastasına ne yersen ye der ya, bugün Erdoğan'ın durumu da o. Bakın saray ve çevresinin ülkeyi yönetmek gibi bir dertleri yok, hiç olmadı bu. Yakayı kaptırmama ve kirli paranın üzerine bina ettikleri çürük saadetlerini sürdürme derdindeler. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bir ekip anayasaya çalışıyor. Seçim vaktinde olursa Erdoğan aday olabilir mi? Erken seçim için mecliste 360 oy gerekiyor. Bu kadar oyumuz yok. Muhalefet yamuk yapar mı? Seçimi hangi koşullarda ne kadar süre erteleyebiliriz? Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Bir ekip muhalefeti bölme derdinde. Kılıçdaroğlu'nu nasıl kışkırtırız? İyi Parti'ye FETÖ'den mi yürüsek? Ümit Özdağ gibi başka rahatsız var mı ona mı baksak? HDP'yi kapatmalı mı kapatmamalı mı? İmamoğlu'nun davasını şimdilik Eylül'e erteledik. B planımız ne? Mansur Yavaş az ortaya çıksa da ne yapabiliyoruz anlasak. Bir ekip dışarıda nasıl bir kriz çıkarabiliriz bunun hesabını yapıyor. Suriye'nin bir tarafında Rusya, diğer tarafında ABD var. Durum karışık ama takipteyiz. Ege'de suyu bulandırdık. Yunan tarafını da güzel tahrik ettik. Sular ısınsın bakalım. NATO, İsveç derken son haftalarda dünya basını Ankara'yı konuşmaya başladı. Reklamın iyisi kötüsü yok. Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Bir ekip ekonomik kriz fırsattır, halkı daha nasıl silkeleriz diye bakıyor. Nebati güzel günah keçisi oldu. Onun gibi birini bulur bulmaz değiştiririz nasılsa. Ama nasıl bulacağız? Döviz operasyonlarından halen ekmek yor olmak nefis bir duygu devam. Pahalılığı muhalefete yaslamak tutmadı. Savaş lobisiyle yürüyelim. Nasılsa NATO, Yunanistan veya Suriye kriziyle sağlam bir mazeretimiz olacak. Burada keselim. Sarayın sıra dışı manevra yapacak hali kalmadı görülüyor. Tüm hareket kabiliyeti kendi dışındaki unsurlara bağlı. Haliyle bu unsurların hata ve zaaflarından yararlanarak yol alacak. Bir farkla Erdoğan 20 yıldır olduğu gibi bu defada kazanacağını, rakiplerini birbirine kırdıracağını, azınlığa düşse bile çoğunluğu parçalayarak üste çıkacağını hesap ediyor. Yani bildiğimiz Erdoğan her zamanki gibi aynı oyun planıyla karşılık veriyor. Şapkadan çıkaracağı yeni bir tavşan yok ve fakat sürprizlere hazır değil. Bu kadar açık hedef haline gelmişken ıskalamak olanaklı değil. Türkiye muhalefeti bu defa da başaramazsa saray kendi marifetiyle kazanmış olmayacak.